Seyyidina Şeyh Maşuk'un kaddesallahu aleyhi bazı şeyleri çok acip gariptir. Yani olmuş, bir sürü insan şahit olmuş. Efendim söyleyeyim ama insan garipsiyor. Garipsiyor derken bazen akla böyle şey geliyor. Ağır geliyor. Ama her seferinde böyle bir şey var. Mesela bir gün işte bize geliyor, Hazro'ya geliyor. Annem rahmetullahi aleyh bana hamileymiş. Tabi o zamanlar şey yok, çocuğun cinsiyetini falan böyle öğrenme falan imkanı öyle bir şey yok. Ultrasondur, şudur budur. 58-59'lu yıllarda öyle bir imkanı yok. Geliyor, misafir oluyor, bizde misafir. İşte Ömer abi gidiyor elini öpmeye. Çocuk tabi Ömer abi de daha 8-9 yaşlarında falan. Kalabalık, hep mollalar var, alimler var, babam orada oturuyor, amcalarım falan hepsi oradalar. Eğiliyor, elini öpüyor. Seyyidina Şeyh Maşuk kaddesallahu aleyhi ve sellem diyor, Ömer siz kaç kardeşsiniz diyor. Diyor, Kur'an biz iki kardeşiz diyor. Bakıyor diyor, annen çok kız istiyor ama yine oğlan olacak diyor. Ya, cemaat böyle tabii herkes diyor ki, dönüyor sonra diyor ki, bir mürit şeyhinin evindeki tavuğunun yumurtasından bile haberdar olmazsa gitsin dağda eşkıyalık yapsın diyor. Seyyid-i Şeyh Maşuk'un sözü bu. Bütün o kadar hoca, o kadar alim de o huzurda şahitler yani. Aklında bazı insanların aklına giren gelebilir, ağır gelir ama hatta amcam koşuyor, içeri geliyor, anneme diyor ki, vallahi diyor sen oğlan da olacaksın. Annem kısıyor. Çünkü annem diyor, hakikaten ikisi oğlan değil, ikisi ben üçüncüsü kız olur diye çok istiyordum. Diyor, dedim sen nereden çıkarıyorsun? Dedim ona Seyyid-i Şeyh hakkında sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi diyor. Bir günde işte Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da bir Ramazan ayı, ben daha önce bahsetmiştim bunu. Benim dayım anlatıyordu rahmetullahi aleyh. Diyor gittik. Gece teravihten sonra kaldığı eve gittik. Yanımda da iki üç arkadaş diyor. Bir yolda sonra bir baba oğul takıldı. Tanıdık diyor, dedim gelin Şeyh Maşuk Hazretleri'ni ziyarete gidelim. Gittik diyor, böyle kalabalık diyor. Seyyid-i Şeyh oturuyordu. Halifeleri, alimler filan, mollalar hepsi oturmuşlar filan. İçeri girdik diyor, hepimiz sırayla Seyyid-i Şeyh'in elini öptük. Biz de geçtik bir yere oturduk. Diyor Şeyh Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz sohbet ederken o benimle beraber gelen babayla oğul da diyor babaya sordu. Diyor dedi, efendi dedi, oğlun namaz kılıyor mu dedi. Diyor adam dedi, ya belli kurban dedi, kılıyor dedi filan. Bir şey demedi Seyyid-i Şeyh Maşuk. Sonra biraz daha sohbetine devam etti. Sonra diyor tekrar döndü. Dedi ki, efendi dedi, sen oğlun namaz kılıyor mu dedi. Diyor dedi, evet efendim kılıyor dedi. Üç defa diyor böyle sordu. Her üçünde de adam evet kılıyor dedi. Döndü sohbetine devam etti. Sonra yavaş yavaş artık misafirlerin kalkma zamanı geldi. Ben de dedi, ben ve beraberimdeki o üç kişi diyor. Kalktık, ben önce diyor Şeyh'in elini öptüm. Ondan sonra müsaade istedim ondan. Sonra diyor o tek olan arkadaş, o da diyor Sofi'di, bir yere bağlıydı diyor, bir tarikata bağlıydı. Diyor eğilince onun elini, ellerince diyor dedi ki, bak dedi, insan namazda, namaz dışında bir şey yaparsa namazı bozulur dedi. Yani bağırırsa veya hareket yaparsa veya başka bir ses çıkarırsa namazın içerisinde namazı bozulur. O namazını iade etmesi gerekir. İade etmezse o namaz onun üzerinde kalır dedi. Diyor, benim babamdayım diyor, şaşırdım kaldım diyor, buna niye böyle bir şey söyledi. Sonra diyor o baba la oğuldan baba diyor eğildi şeyhin önünde diyor. Elini öptü. Diyor baktı efendi dedi. Bizim büyüklerimiz demişlerdir ki insan nakşibendilere yalan söylememelidir. Adam diyor rengi mengi kaçtı diyor. Eli ayağı dolaştı birbirine. Hemen diyor şeyhin elini öptü. Kalktı diyor, hemen kalktı diyor. Oğluna sıra geldi. Diyor, oğlu oturdu diyor. Oğlu dedim de 18-19 yaşında delikanlı. Diyor eğildi diyor. Şeyhin elini öptü. Şeyh dedi oğlum dedi. Baban her ne kadar kıldığını söylüyorsa da namaza başla dedi diyor. Cemaat diyor, herkes böyle durmuş. Sonra diyor böyle yan gözle baktı cemaate, böyle bir süzdü diyor dedi. Maşuk keramet iddia ediyor demeyin sakın. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmuş, demiş ki estağfirullah
simahum fi vücuhihim min eseri sücud. Onların yüzlerinde secden izi belli olur. Lan diyor çıktı diyor dışarıda diyor. Baba kızdı oğluna, oğlu babasına dedi ki niye yalan söyledin baba, söyle seni kılmadım falan. Sen beni rezaletinde yok şuydu buydu falan. Öbürü diyor dikkatimi çekti. Sonra diyor ben onu izledim diyordu dayım. Sonra denk geldim diyor. Ulu camide diyor baksa namazın içerisinde birdenbire hay diye bağırıyor diyor. Ho diye bağırıyor sanki cezbeye geliyormuş gibi. Ve hareket ediyor, çırpınıyor filan. Sonra da namaza devam ediyor diyor olduğu yerde. Yok o, öbürü, öbür tek hani şeyle şıkmaşkun namazınız bozuluyor dikkat edin namazınızı tekrar etmeniz gerekir dediği Sofi yani Sofi veya Sofi olan kişi yani. Bunlar Allahu Teala'nın rahmeti. Böyle bu zatların varlığı, bu zatların bu keşif ve keramet bunlar için çok basit şeylerdir. Nakşibendi saadeti için çok çok rahat şeylerdir. Hatta onlar mümkün mertebe eğer şer'i bir maslahat söz konusu değilse yani dini bir fayda söz konusu değilse onlar gizlemeye çalışmışlar. Mümkün mertebe sert etmeye çalışmışlar. Ama bu da bir nasihat söz konusudur. Birisinin bir yanlışını düzeltmek söz konusudur. Bir de insanları irşad etmek var yani. Seyda mesela, Seyda-i Tahi, Kaddasallahu Aleyhi mensuplarından birisi, diyor bir gün Seyda'yı ziyarete gidiyorum diyor, yolda diyor bir kadına denk geldim diyor. Kadın çamaşır mı yıkıyordu neyse filan. Böyle baktım kadına diyor. Yani fazladan baktım, gereksiz yere baktım. Seyda'nın huzuruna vardığın zaman diyor, Seyda Kaddasallahu Aleyhi diyor dedi ki, niye bakışlarını her tarafa salıveriyorsun dedi. Hiçbir zaman nispet sahibi birisi olduğunu unutma dedi. Yani bir bağın var senin. Senin bir yüklerle bir bağlantın var. Sen başıboş bir insan değilsin. Bu yola girmiş bir insan başıboş bir insan gibi davranamaz, hareket edemez artık. Bu aynı şey nerede ki oluyor? Bakın Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yani bir zat diyor ki Hazreti Osman'ın yanına gidiyordu. Giderken diyor yolda diyor bir kadına gördüm diyor. Baktım diyor fazladan baktım diyor. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'ın huzuruna girdiğin zaman diyor Hazreti Osman bana baktı bakar bakmaz dedi ki senin gözlerinde zina işareti var, zina izi var dedi diyor. Senin gözlerinde zina izi var dedi diyor. Şimdi Hazreti Osman böyle, büyükler böyle, bu iş sahabede görülen hallerin Efendimiz Aleyhisselam kerametlerin, olağanüstü hallerin hepsi Evliyaullah'ta görünebilir. Peygamberlerde görünen mucizelerin de benzeri velilerde görünebilir. Velilerde görünmeyecek tek şey nedir? Peygamberlere mahsus şey vahiydir. Cebrail'le bağlantı kurmak, vahiy, Efendimiz Aleyhisselam vahiyin gelmesi. Şimdi onun dışında Allah-u Teala rahmetin kapılarını açıyor. Mesela Kadir Gecesi Cenab-ı Allah meleklerin yeryüzüne indiğini söylüyor. Cenab-ı Allah Cebrail'in yeryüzüne geldiğini söylüyor. Çoğu insana zannediyorlar ki vahiy kesildi. Kesildikten sonra Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın işi bitti. Nasıl ki vahyin kesilmesi ve Efendimiz'in vefatıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi vazifesi bitmemişse, mana aleminde onun peygamberliği, irşadı, hidayeti, her işi, tasarrufu aynı şekilde devam ediyorsa, Hazreti Cebrail Aleyhisselam işte her sene Kadir Gecesi'ne yeryüzüne geliyor, yeryüzüne gidiyor, dolaşıyor, müminlerin haline bakıyor. Meleklerle beraber geliyorlar. Yani bazı şeyleri inkar eden insanlar aslında Kur'an'ın aslını inkar ediyorlar. Yani bunların hepsini, bunlara benzer hallerin hepsini sahabiler yaşamış. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbede, minberdeyken birdenbire ya sariye ilal cebel, ilal cebel diye bağırıyor hutbenin ortasında. Herkes şaşırıyor yani Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. En çok bu konularda ketum olan zat yani. En çok böyle ölçüsü rigid olan zattır Hazreti Ömer. Hadis rivayet etmekten bile korkuyordu sahabeler onun zamanında. O kadar ki sık eleyip dokuyordu yani. Hütbe bittikten sonra diyorlar ki ya amiral müminin diyor düşman arkadan çeviriyor diyor Sariye'yi az daha vuracaklardı onları diyor. Sonra Hazreti Sariye radıyallahu anh'ın başındaki birlik geri dönüyor müminden sonra. Diyorlar ya Sariye böyle vallahi diyor cuma günüydü biz düşmanla karşı karşıyaydık. Birdenbire diyor Hazreti Ömer'in sesi bütün ovada yankılandı. Ya Sariye el Cebel, el Cebel diye. Döndüğü zaman diyor düşman arkadan da ayrıca bir birlikte bize saldırdığını, saldırmaya çalıştığını gördük de diyor Allah'tan Hazreti Ömer'in Emirül Müminin ikazıyla diyor
şey yaptık, nedir ismi, düşmanın o saldırısını bertaraf ettik. Yani mesela Bedir Savaşı'nda sahabeden birisi anlatıyor. Radıyallahu anh diyor ki, bir müşrik var diyor, önüme düştü diyor, kovalıyordum diyor. Ben kovalıyordum, o kaçıyordu ama çok hızlı kaçıyordu diyor. Yani geçmekte zorlanıyordum. Kendi kendime diyordum ki inşallah bunu ben yakalayıp bunun hakkında ben gelirim diye. Bir köşeyi döndü diyor, bir tepeyi döndü diyor. Tepeyi döndükten sonra diyor birdenbire bir ses yankılandı böyle. Hay zum gel diye bir ses ve diyor şırak diye bir şey. Bir kırbaç sesi diyor. Hay zum gel diye bir ses. Ama bütün böyle ufukta yankılanan bir ses. Ondan sonra hay zum gel diye bir ses diyor. Kırbaç sesiyle beraber. Köşeyi döndüm diyor, baktım adam sere serpe yerde yatıyor. Başından ayağına kadar böyle bir yanık izi. Yakmış vücudunu bir şey. Yani sanki bir şeyle vurmuşlar ve yakmışlar vücudunu. Savaştan sonra diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Diyor dedi ki, Hayzum Cebrail'in atının ismidir dedi diyor. O duyduğumun ses, Hazreti Cebrail'in sesiydi, Cebrail Aleyhisselam'ın sesiydi. Hatta Cebrail Aleyhisselam ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah diyor, nasıl sen Bedir ashabıyla övünüyorsan, Bedir'e katılan sahabilerle, biz de Bedir'e katılan meleklerle aramızda övünüyoruz diyor. Onlar da bizim en kıymetlilerimizdir diyor. Mesela Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Yıllar sonra, Resulullah vefat etmiş Aleyhisselatü Vesselam, yıllar sonra bir gün diyor Bedir'den geçiyordum diyor. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Birdenbire Abdullah, Abdullah diye bir ses duydum diyor. Döndüm diyor, baktım yerin içinden birisi çıktı diyor. Böyle vücudunda diyor, böyle yanık izleri var, şeyler var. Ne olur bana yardım et diye diyor, bana doğru koştu. Onun arkasından diyor, yeri yarı birisi çıktı yerin altından. Diyor, ensesine yapıştı. Sen işine bak Abdullah dedi, bu habis Ebu Cehil'dir dedi diyor. Aldı diyor, sürükledi, tekrar yerin altına soktu, o da yerin altına girdi ve kayboldu diyor. Bu kadar. Abdullah İbni Ömer, bu keramettir bu. Allah-u Teala bunu ona göndermiş, göstermiş yani. Diyor, döndüm, Medine'ye döndüğümde babam Ömer'e anlattım diyor, radıyallahu teala. Tarif ettim diyor, dedi evet bu Ebu Cehil'di. O şey, onu çıkaran da ona zebaniyeden, yani o tekrar alıp götüren de ona şeyler musallat olan, ona azap eden zebanisiydi onu dedi diyor. Sahabeler bütün şeyleri yaşamışlar. Kur'an okumuş. Kur'an okurken bir sahabi mesela birdenbire bir hayvanları varmış yani, atlar varmış. Atlar başlamışlar huysuzlanmaya böyle. Ses çıkarmaya, hareket etmeye falan başlamışlar. Diyor şaşırdım diyor, atlar niye huysuzlanıyor diye. Böyle kaldırdım diyor, baktım gökten böyle kandiller şeklinde bir şeyler gökten yere doğru iniyor diyor. Bir sürü diyor kandiller böyle kandil gibi yani. Kandildi de kandil gibi parlak şeyler iniyor. Korktum diyor, Kur'an-ı Kerim'i kapattım diyor. Sonra sabah diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattığımda diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, onlar melekler seni dinlemeye geliyorlardı. Seni dinlemeye geliyorlardı. Yani İnsan eğer halini devam ettirirse, mesela bir sahabi ne diyor? Hanzele münafık oldu diyor. Hanzele münafık oldu. Cebersik diyor, niye böyle söylüyorsun diyor. Ya Hanzele diyor, radıyallahu anh diyor, ya Ebubekir diyor. Resulullah'ın yanındayken diyor, aleyhissalatü vesselam, kalplerimiz Allah ve Resulü ile dolu. Ahiretle dolu. Ama diyor, Resulullah'ın yanından çıktığımız zaman diyor, aleyhissalatü vesselam, çoluk çocuğumuza dalıyoruz diyor. Dünyayı teşhalelerine dalıyoruz. Sonra diyor kalbimizde böyle bir değişiklik görüyoruz diyor. Bana göre bu bir nifaktır. Bu bir münafıklıktır. Bu bir ikiliktir. Diyor Hazreti Ebu Bekir dedi ki, vallahi ben de öyleyim. Gel dedi, Resulullah'ın yanına gidelim. Kalkıyorlar beraber, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Hazreti diyor, bazen öyle bazen böyle diyor. Yani kalptir bazen öyle bazen böyle. Eğer diyor siz evlerinizde de benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız, yani o halinizi muhafaza etseydiniz, yollarda ve yataklarınızın üzerinde melekler sizinle tokalaşırlardı. Musafaha ederlerdi. Karşılaşırdınız meleklerle. Yani demek ki meleklerle karşılaşmak, melekleri görmek, demek ki bunların hepsi mümkündür yani. Hazreti Hamza bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Resulallah diyor, ben Cebrail'i görmek istiyorum diyor. Şimdi Hazreti Hamza çok delikanlı, yiğit, aslan avcısı. Çöllerde tek başına gezer, dolaşır, korku nedir bilmez.
hiçbir şeyden gözünü esirgemez birisi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki amca dayanamazsın diyor. Yani Cebrail görmeye dayanamazsın. Cebrail olduğu haliyle görmeye dayanamazsın anlamında. Israr ediyor. Çok ısrar ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Tam o arada Hazreti Cebrail geliyor. Diyor ki amca şuraya bak diyor. Bir yer işaret ediyor. Hazreti Hamza oraya bakar bakmaz birdenbire bir nara atıyor ve bayılıyor. Sonra kendine geldiğinde soruyorlar ya Hamza diyor parmağının ucu gibi bir şeydi diyor. Vallahi diyor dayanamadım görmeye diyor. Böyle bir tırnağın ucu gibi bir şeydi Cebrail. O kadar diyor büyüktü ki. O kadar azametli ve heybetliydi ki diyor bir tırnağın ucu bile diyor. Halbuki Hazreti Cebrail geliyor. Sahabiler görmüş mü Hazreti Cebrail'i? Nerede görmüşler? Ya insan suretinde gelmiş, bütün sahabelerin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda oturmuş. Dehiyetül Kelbiye benzer bir tarzda sorular soruyor Peygamber Efendimiz'e. O hadisi biliyorsunuz. Cibril hadisi diye. Gittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o Cebrail'di, size dininizi öğretmeye gelmişti diyor. Yani bu melekleri görmek icap olur, mümkündür yani. Allah-u Teala bunu dilerse kuluna nasip eder. Cenab-ı Allah dilerse kuluna ikramda bulunabilir. Ama hakikaten hakiki keramet ehli, gerçek kerem sahipleri bunları ne sahiplenirler, ne ortaya dökerler, ne de bunun ticaretini yaparlar. Yoksa kerameti inkar diye bir şey haşa söz konusu olamaz. Kur'an'ın birçok yerlerinde Ashab-ı Kehf'ten tutun da efendim ben söyleyeyim Hazreti Musa'nın yol arkadaşına kadar, Zülkarneyn'e kadar, onun ordusuna kadar bir sürü hadiseler var Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. Hazreti Meryem mesela peygamber değil. Kullama dakhala aleyha Zekeriya vecede el mihrab indaha rizkan diyor. Ne kadar ki Zekeriya diyor Meryem'in yanına girdiğinde diyor mihrapta diyor bir şey bulurdu. Yiyecekler bulurdu diyor. Mevsimi olmayan yiyecekler. Çeşit çeşit, envai çeşit yemekler. Diyor dedi ki ya Meryem sen bunu nereden buldun? Diyordu ki Allah gönderdi. Hazreti Meryem iki keramettir işte. Peygamber değil çünkü olağanüstü var. Buna benzer o kadar yani otursak konuşsak belki sabahlara kadar bitmez. Bu yüzden büyüklerin, Sadat-ı Kiram'ın halleri, kerametleri bu da olur mu ya? Böyle bu kadar şey olur mu filan? Kerametin sınırlaması yok. Mesela bunun ölçüleri var. Nedir ölçü? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela övülmesi, methedilmesi. Sınır var mıdır Resulullah'a övülmekte? Sınır vardır. Nedir sınır? Büyük zatlardan birisi öyle diyor. Nasranilerin İsa hakkında dediğini dememek şartıyla sana ne desek azdır ya Resulullah diyor. Yani uluhiyet şey etmeyiniz, isnat etmeyin. Haşa Allah'ın oğlu filan gibi bir şeyler kullanmamak şartıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi kelimelerle methedebiliyorsanız methedin. Hangi kelimelerle Allah'ın Resulü'nü yüceltebiliyorsanız yüceltin yani. Ne kadar övebilirsek övmeliyiz yani. Yani çünkü hepsi, bütün hatta peygamberlerin hepsi mucizelerini bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine göstermişlerdir. Allah-u Teala bizim peygamberimizi Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'yı o kadar yüce tutmuş ki kıyamet günü, mahşer günü ne diyor ayet-i kerime? Her peygamberi kendi ümmetine şahit olarak getireceğiz. Seni de alâ hâulâ'yı hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz diyor. Allah'ın Resulü diğer peygamberlerin görevlerini yapıp yapmadıkları konusunda şahitlik yapacak. Ve bu ayete geldikçe Resulullah ağlarmış aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ona ikramının yüceliği, Rabbinin ona yaptığı büyük ikramdan dolayı yani. Diğer peygamberler yalvarmışlar, yakarmışlar, Efendimiz'e söyleyeyim, uğraşmışlar, dizilmişler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam durduğu yerde Allah-u Teala'nın bu ikramlarına hepsine mazhar olmuş yani. Hazreti Musa mesela diyor ki Allahümme arini ana anzuru ileyke diyor. Ya Rabbi kendini bana göster diyor. Seni görmek istiyorum diyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Lan tarani diyor. Sen beni göremezsin diyor. Hazreti Musa ısrar edince, Hazreti Musa Aleyhisselam ısrar edince şu karşıdaki dağa bakıyor. Dağa bakıyor. Allahu Teala tecellisinin yani nurunun bir zerresini belki bir şey nedir ne olduğunu bilmiyoruz. Dağ paramparça oldu. Dağın haline Hazreti Musa dayanamadı. O dağın
parçalanması sahnesine bile dayanamaz diyor. Karrası Ayhan diyor. Bu Demre bin Araat'ı ve Musa kendinden geçti diyor. Halbuki Hazreti Peygamber olunca aleyhissalatü vesselam Estaizu billah subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa dedi barekna havdahu lidûriyehu min ayetine. Diyor Allah aldı, onu götürdü, gece yolculuğunu yaptırdı. Önce Mescid-i Aksa'ya etrafını mübarek kıldığımız, ondan sonra da gökyüzüne Allah-u Teala onu çıkardı. Diyor Hazreti Musa dedi ki Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ya Rabbi benim göğsümü genişlet. Benim işimi kolaylaştır. Dilimin üzerindeki düğümü çöz. Yani Firavun'la konuşmaya gidecek ya. O Allah'tan diledi. Hazreti Musa da en büyük peygamberlerden birisidir. Ulul azim peygamberlerden birisidir. O Rabbi şrah li sadri dedi. Ama Mustafa Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olunca ne dedi Allahü Teala? Elem neşrah leke sadrek dedi. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi dedi diyor. O istemeden, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam istemeden yani. Ve defalarca Allahü Teala Cebrail'i göndermiştir Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Emrine vermiştir Cebrail Aleyhisselam. İstersen Taif günü yolmuştur. Bedir'de olmuş, Uhud'da olmuş. Hepsini helak edeyim demiş. Hayır demiş. Onların çocuklarından belki Allah'ın yoluna girecek ve İslam'a hizmet edenler çıkacaktır. Hakikaten yani mesela Uhud'u düşünün. Bedir'i düşünün. Bedir ve Uhud'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük düşmanlığı yapanların evlatları İslam'ın en büyük mücahitleri ve öncüleri oldular. Düşünün yani. Allah'ın Resulü'nün büyüklüğünü düşünün Aleyhisselatü Vesselam. Hangi insanlardan neleri meydana getirdi? Düşün yani. Velid bin Mughire gibi bir kafirin Resulullah'a o kadar düşmanlık yapan, o kadar Allah'ın Resulüne saldırganca bir tavır takılan Velid bin Mughire'nin oğlu kimdir? Halid bin Velid'dir radıyallahu teala. Ebu Cehil en büyük kötülüğü yapan kişi. Oğlu kimdir? İkrime. En büyük komutanlardan birisi. Yani sonradan her biri İslam'ın birer sancaktarı olmuşlar yani. Ve hayatları boyunca Resulullah'ın gösterdiği hedef için at sırtından inmemişler aleyhissalatü vesselam. Yani Allah'ın Resulü'nün büyüklüğü kurduğu devlet bundan daha çok insanları nasıl değiştirmiş, nasıl insanları eğitmiş, hangi insanlardan neleri meydana getirmiş düşünün yani. Bu yüzden Allah'ın Resulü'nün yolundan gitmek, onun sünnetine mütabaat etmek, onun şeriatına hizmetkar olmak Cenab-ı Allah'ın bütün yardım kaplarının açılması demektir. Yeter ki niyet Allah için olsun. Niyet halisane olsun. İnsan Allah'ın rızasını gözetsin. Kulların rızası, insanların memnuniyeti, şöhrettir, dünyavi menfaattir, makamdır, mevkidir, şudur, budur falan. Böyle şeyleri insan talep etmese, insan hakikaten Allah'ın rızasını talep etse odur. Ama insan dese ki, Rabbena atina fid dünya haseneten dese manehu fil ahireti min halal. Ahirete onun için bir şey yoktur. Dünyada güzellik isterse ahirete bir şey kalmaz. Müslüman ne diyor? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, ona muhabbet beslemek, onun için gözyaşı dökmek, onu özlemek. Yani bu çok çok büyük bir şeydir. Yani orada yazıyor bu hadiste. La yu'minu ahadukum, hiçbiriniz iman etmiş olamaz diyor. Hatta ahabbe ileyhi min validehi ve validehi ve nasi ecmain. Ben herhangi birinize evlatlarından, anne ve babasından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe hiçbiriniz iman etmiş olamaz diyor. Sevgi imanın şartı, sevgi imanın aynı anlama geliyor. Biz bazen Hazreti Peygamber'i sevmekten, peygamber sevgisinden aleyhissalatü vesselam bahsettiğimizde İnsanların bir kısmı garipsiyor. Yani işte inanıyoruz Allah'ın peygamberidir filan diyor. Peygamber olduğunu kabul ettik. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. İşte daha yetmez mi filan. Yetmeyeceğini o söylüyor. O yetmez diyor yani. O yetmez diyor. Sen yeter demenin ne anlamı var yani? Sen yeter demenin ne anlamı var? Seydem Allah Muhyiddin. Bu Ramazan'ın baştan beri şahitsiniz. Serhat mesela imamlık yapıyor. Elem tıra keyfeden aşağısını okuyor. Her seferinde Tebbe suresini atlıyor, farkında mısınız? Okumuyor yani. Niye? Bir defa biz burada sohbette bahsettik, bir defa duydu, yetiyor akıllı insana.
Seyda Ramuhiyeddin Kaddesallahu aleyhi ve sellem, hatta burada Ankara'da misafirimizdi. Konu açıldı, bir şeyden açıldı. Ebu Leheb'den bahsi açıldı. Dedi çok büyük kötülük yapmıştır dedi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. En büyük zararı verenlerden birisi odur dedi. Mekke'de Resulullah aleyhissalatü en çok teşvik eden ve organize eden kişilerden biridir o. Ebu Leheb. Bir amca bir yerin arkasından teneke çalar mı ya? İşini gücü bırakmış, arkasından teneke çalmış. Hiç gittiği her yerde gürültü yapmış, sesi duyulmasın, işitilmesin, insanlar onu duymasın diye. Buna rağmen Seyda dedi ki, Kaddasallahu aziz, Kur'an hatim indiriyorsam hariç, hatimin dışında dedi, ben Tebbe suresini okuyamıyorum dedi Seyda Mahiyet. Yani namazda, teravihte, şurada burada dedi, okuyamıyorum. Durdu dedi, Ebu Leheb'in iyi olduğundan değil dedi. Resulullah'ın büyüklüğünden dolayı okuyamıyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü Ebu Leheb o kadar düşmanlığına rağmen, bakın bu çok ilginç bir şeydir. Ha? Haftada bir gün azap kalkıyor ondan. Her hafta pazartesi günü ona azap yok. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu haberi ona verildiği zaman ona o müjdeyi getiren kölesini azat ediyor, cariyesini azat ediyor. Bir anlık bir sevinç. Muhammed'i bir sevinç, bir anlık. Aleyhisselatü Vesselam. Bir bebek sevinci yani. Yeni doğmuş bir bebeğe sevinç bile haftanın bir günü onun üzerinden azabı kaldırıyor. Sonra durdu. Ben böyle şeyler bazıları karıştırıyorum. Yok, Kur'an'ın ayetidir. Allah Kur'an'a koymuş bunu. Allah Kur'an'a koymuş ama Tebbe suresini çok okuyan bir sahabiye bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam serzenişte bulunuyor. Sen başka sure bilmiyor musun? Diyor. Sen başka sure bilmiyor musun? Diyor. Yani uyarıyor, ikaz ediyor. Duydukça üzülüyor çünkü. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini ifade şekli yollarından birisi bu işte mesela. Selam ona Muhyiddin böyle dile getiriyordu. Ben de sordum. Ve zaten her seferinde mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini kullanmazdı. Habibi Azam derdi. En büyük sevgili. Arapça o demektir. Habibi Azam en büyük sevgili demektir. Onunla ilgili konuşan Seydamız Kaddesi Vesselam. Seydam ona Muhyiddin Hazretleri öyle derdi. Habibi Azam en büyük sevgili diyordu. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadece inanmak yetmiyor. Senin derdini kurtarmaksa kurtarırsın yani. Ama o kadar ufak dert, şeyi de dert etme yani. Ona yakın olmak, Allah'ın sevdiği birisi olmak, Cenab-ı Allah'ın huzuruna kabul edilmek, Allah'ın rahmet nazarına muhatap olmak ve orada da onu görebilmek, onun yanında olabilmek aleyhissalatü vesselam. Sevmek ya, hiçbir şeyi şart koşmuyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Şu kadar ibadet etsen, şu kadar cihad etsen, şu kadar Ma'amen ahbap diyor. Sevdiğine berabersin diyor. Seviyorsan tamam. Mutlaka o sevgi seni bir yere götürecek yani. Bu mübarek gecelerde Cenab-ı Allah bizi mahrum bırakmasın inşallah. Rabbül Alemin bizi imanın aslına, hakikatine yani muhabbete ve sevgiye dönüşen sevgiyle, aşkla yoğrulan bir imanı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Öyle öyle etsin ki yani bize öyle bir şeyi nasip etsin ki Rabbül Alemin kalplerimiz hakikaten o sevgili yangınını hissetsin yani. Onun ateşini hissetsin yani. O aşkın, o muhabbetin ateşini hissetsin. Biz hissedenleri, yaşayanları, o büyük zatları gördük elhamdülillah. Hep onlar bize örnek. Onlara ibreniyoruz. Hep böyle onlara hasretle bakıyoruz. Belki Cenab-ı Allah bizi de onlara yaklaştırır inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Allah rızası için El Fatiha.